Mayıs 2020 Fransa Lyon Paris'li at yarışları bir de beraberiz. Izdırap dolu Gulfstream Amerika yarışlarından sonra Avrupa yarışları çok büyük önem arz ediyor. Amerika bir misyon, Avrupa bir misyon. Arada biz olan bizim yarış severler oluyor tabii. Uzak kaldıkları için. Şimdi elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ekibimiz sizi. Bu bilgilendirmeler dahilinde siz kendi kuponlarınızı yapıyorsunuz tabii. Elbette denk gelecektir. Hemen vakit kaybetmeden değerlendirmemizi yapalım. Bilgilerimizi verelim. Birinci koşuyla başlıyoruz. Lyon Paris Fransa saat 13.10'da. Burada 1200 şimdi 7 dişi İngiliz, 2 yaşlı İngiliz atları var. Burada hemen değerlendirmemizi yaptığımız zaman birinci koşuda 1 numaralı Heaven's Fair Lady, 2 numara pardon 3 numara Corsamba, 4 numara Selket, 5 numara Mary de Vega, 6 numara Magnometer. 2 yaşlı dişi İngilizler ilk start alacaklar. Çok az çok at yazmakta daima yarar var olarak not düşüyoruz. Hemen bu ayağı geçtikten sonra toplu halde de vereceğiz. Henüz herhangi bir AGF oranı açıklanmadan ekibimizin de yapılan istişare neticesinde bu şekilde bir bilgilendirme yapıyoruz size. İkinci koşu 2 yaşlı İngilizler 1200 çim pistte. Burada hemen değerlendirmemizi yapalım tekrar. Bir numara Permenton, 4 numara Alles Barza, 5 Entai, 8 Etnik Tal. Bu 4 at dışında çıkacağını düşünmüyoruz. Burada daha sonra ilgili notları da belirteceğiz size. Bazı özel notlarımız olacak tabi. Hemen 3. koşuya geçelim. Vakit kaybetmeden. Maiden koşu 5 at koşuyor burada. 3 yaşlı İngilizler 2000 metrede. Hemen değerlendirmemizi yapalım. 3. koşu itibariyle. 3. koşuda Arrogante adlı bir noğlu Arrogante Jockey Teo Bakleot ile tekimizdir. Not olarak diğer Maiden 3 yaş taylardan ziyade Lyon'da aynı jokeyle koşu görmüş. Tek at bu. Biz bu yarışı kazanarak Maiden'dan çıkacağına inanıyoruz ekip olarak. Değerlendirme tabii ki size aittir. Ancak daha evvel yarış görmüş bu hipodromda. Yani dereceleri de iyi. Ona göre değerlendirme tabii ki sizindir. Tek olarak biz öneriyoruz sadece. Dördüncü koşu 2400 metre çim. Handikap bir koşu. Fazla at var 14. Genelde 6-7-8 at var ama burada 14 at görüyoruz şu anda. 2400 metre çim. Hemen dördüncü koşunun değerlendirmesine bakalım. 1 numara Royalist, 3 Plateado, 4 Virka, 7 Sovereign Elusive, 10 Bright Crescent, 5 Bellariva, 8 Creative. Bu atların normalde tamamını yazabilirsiniz tabii ama bizim burada Creative adlı 8 nolu jockey Gabriel Kongyu ile yapabilir. Biliyorsunuz Gabriel Kongyu listede bile değil. Yani ilk 50 jockey içerisinde bile değil Fransa'da. Ama bu hiç onu gelmeyecek demek değil. Çünkü Creative denen at bu orayı hedef almış durumda şu anda bu yarışı. Evet. 5. koşuya değerlendirmesini yapalım hemen. 2000 metre için Maiden bu da. 5. koşu olarak geçiyor. 1. Altılı Gaya'nın 5. ayağı. Evet.
Burada da hemen hızlı bir şekilde değerlendirmemiz yapalım. Beşinci koşuda Bonnie ID 1 numara, 5 numara Le Golden Havana, 6 numara Culture Clash. Evet, burada dikkati çeken bir unsur var. Bu üç atı biz değerlendirmeye alıyoruz. Tabii ki baktığınız zaman 5. kuşta Pierre Charles'ın bindiği 1 numara Bonnie ID, İngiliz orijin. Evet, Halit Abdullah'ın atı ve Fabre kesinlikle yazmanız gerekiyor. 5. The Golden Havana, Mikel Barzalona'yla. Yükselen grafiği var Mikel Barzalona'nın. Ve 6 numara Culture Clash, bu da Maxim Guyon'un. Maxim Guyon bugünkü yarışlarda başarılı sonuçlar elde edebilir arkadaşlar. Dikkat etmenize yarar var. 5. kuşu bu şekilde. 8 no'lu atta sürpriz bekliyoruz biz. Bunun sebebi de Satomi Horse Race oldu. Bu Japon açılık firması. Bu açılık firması yarışmalara katıldığı zaman kazanmak için gereken paranın ağzını açıyor. Yani ne gerekiyorsa yapıyor. O yüzden 8 no'lu Satono Ellipse size notlar unut olarak düşüyoruz. Satono Ellipse, Aurel Lemaitre ile Bayan Jockey ile katılacak bu yarışa. Evet, hemen 6. koşuya geçiyoruz. Gene son ayak bu. 6 at. Yani az at olması çok güzel, fakat birbirine yakın atlar bunlar. 6. koşunun değerlendirmesini de yapalım hemen. 6. koşuda. Bu koşuda da tek öneriyoruz size. 3 no'lu What Do You Say isimli at tekimizdir demiş. Sahibi Madame Ingrid Pantal ve antrenörünün de Henry Alex Pantal'ın yaptığı bu atı kaliteli jockey Pierre Charles Boudot ile birinciye taşımak için elinden geleni yapacaktır. Notumuz var. Hemen bu Madame Ingrid Pantal'ı ve antrenörünün de gene ailesinden Henry Alex Pantal'ın yaptığı bunu tanıyalım. Gördüğünüz gibi Henry Alex Pantal Arabistan'da ve Arap ülkelerinde çalıştırdığı atlar ve aynı zamanda at sahibi olarak da bu grup devamlı ödül alıyor. Birincilikleri var. Öyle boşu boşuna at alıp çalıştırmıyorlar. Binen jokey de Pierre Charles. O yüzden biz bu atı tek atmazsak hangi atı tek önerebiliriz? Size tavsiyem 6. koşuda bu 3 no'lu atı değerlendirin. Mümkün mertebe. Bu şekilde bir dipnotla bu çalıştırıcılar ve yani hem sahipleri hem de çalıştırıcılar antrenörlerini yapıyorlar. Olduğu gibi. Evet. Şimdi hemen devamını yapalım. Şimdi birinci altılıyı bitirdik. İkinci altılı ya da yedinci koşu, ikinci altının dördüncü ayağı almış oluyor. Handikap koşu 1600 çim. Burada da 12 at koşuyor. Hemen değerlendirmemizi yapalım. Bu dört tane atımız var burada. 5 Curandero, 7 Full Tango, 8 Niyakim ve 9 Real Fan. Ayrımsız yazmaya çalışalım demişiz bu atları. Evet. 8. koşuya geçtik. 8. koşuda 2400 metre çim. Burada da güzel bir mücadele göreceğiz. Hemen 8. koşuya değerlendirmesine geçiyoruz. 1 numara Bowlby, 4 numara Lamy Pierrot, 5 numara Shaken Not Stirred, 7 Fret and Soul, 9 Fersen. Bu yarışta ufak kuponlarda arkadaşlar 5 numara çok güveniyoruz biz. Maxim Guyon'un bindiği Shaken Not Stirred attı. Siz yazabilirsiniz.
favori olarak bizim için hepsinden öte Shaquan Stewart. 5 numara. Evet. Son koşumuz ikinci altılı ayağın da son ayağı. Bu da handikap 4 ve yukarı İngilizlere. 10 at koşuyor burada da. İkinci altılı ganyan biraz daha riskli. Daha fazla vereceğini tahmin ediyorum ben. Hemen bunu da değerlendirmesini yapalım 9. koşu olarak. Evet. 2 numara Smart Cookie. 5 numara Soul Survivor. 7 numara Ulan. Bu mesafede birinci bulunan ve bu grupta diğer atları da geçecek kapısı olan 5 numara Soul Survivor. Joker Stefan Pascal ile birinciliğe çok yakınlar. Burada da bizim tavsiyemiz yine 5 numara. Soul Survivor Stefan Pascal ile daha evvel de bu mesafede birinciliği var. Birçok atı da geçmiş zaten. Bu mesafede. Sevdiği bir mesafe. 5 numaranın. Evet. Şöyle toparlarsak birinci koşu 1, 3, 4, 5, 6. İkinci koşu 1, 4, 5, 8. Üçüncü koşu 1 tek. Dördüncü koşu 1, 3, 4, 7, 10, 5 ve sürpriz 8 demiştik. Beşinci koşu 1, 5, 6. Altıncı koşu 3 tek demiştik. Yedinci koşu 5, 7, 8, 9. Sekizinci koşu 1, 4, 5, 7, 9. Dokuzuncu koşu 2, 5, 7. Bu şekilde. Henüz daha herhangi bir AGF oranı olmadan herhangi bir yurt dışı bahis sitesi dahi bu Lyon oranlarına girmeden ekibimizin yapmış olduğu değerlendirmedir bu arkadaşlar. Yani siz bunu çıkan oranlarla eşleştirebilirsiniz. Bizim bir sistemimiz var. Öneri sistemimiz var. Bu öneri sistemimiz saatin dişlileri gibi bir gün gelecek. Size minimum 15-20 bin ile maksimum 150-280 bin TL belki de fazlası kazandırabilecek şekildedir. Bu insanların misyonunu biliyoruz biz. Bütün ekibimiz yurt dışında. Ben de Berlin'de zaten yaşıyorum normalde. Bu misyonu biz bildiğimiz için tavsiye ediyoruz size. Burada değerlendirmek size kalmıştır. Brezilya'yı değerlendirmiyoruz ve Hong Kong'u değerlendirmiyoruz sadece. Bilmediğimiz şeyleri uğraşmamızın bir anlamı yok. Akşamleyin de Gulf Stream için tekrar buluşmak üzere. Tekrar iyi bayramlar diyoruz. Herkese bol şanslar diyoruz.